Günaydın sevgili izleyenlerimiz. KonTV ekranlarına programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni haftadan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun diyoruz efendim. Sağlık, sıhhat, afiyet dolu bir hafta diliyoruz. Çalışan herkese kolaylıklar diliyoruz. Okulun artık son haftası. Öğrencilerimize yine iyi dersler ve başarılar dileyelim efendim. Evde olanlar şöyle ekran başına doğru ilerlesinler. Bugün çünkü hobi alanında çok sevdiğimiz, aslında birçoğumuzun uğraştığı, keyifle yaptığımız örgü çeşitleri ve örneklerini inşallah ekranlarınıza getireceğiz. Konuyla ilgili bizim ailemizden olan kıymetli bir misafirimiz var. Birazdan takdim edeceğim efendim. Ama dün acı bir haber aldık. Bununla ilgili başsağlığımızı dileyelim istiyorum sevgili izleyenlerimiz. Pençekilit Harekat Bölgesi'nde terör örgütünce düzenlenen patlayıcının infilak etmesi sonucu Konyalı piyade uzman çavuş Cem Ahmet Kaya ve piyade uzman çavuş Halil Şahin şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Rabbim inşallah bu acı haberlerden bizleri uzak eylesin. Böylesine acı haberler bir daha almayalım istiyoruz efendim. Ama hayat devam ediyor. Diğer taraftan da KonTV ailesinin mutlu gününü, haftasını yaşıyoruz aslında. 31 yaşında efendim KonTV. Yayın hayatına 1992 yılında başladı ve ilkeli, doğru, tarafsız habercilik ilkesiyle yıllardır başarıyla sizlere hizmet sunan, programlarını, haberlerini ileten, bu anlamda güzel hizmetler sunan kanalımızın yaşını tebrik ediyoruz. Bütün KonTV ailesini tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum efendim. Nice güzel yaşları olsun inşallah. Şimdi bununla ilgili çok güzel bir videomuz var ekibimizin hazırladığı. Dünden bugüne neler değişmiş, neler yaşanmış efendim, hep birlikte izleyelim. Sonrasında programımız tüm güzelliğiyle başlasın. İzleyicilerin Hoş Geldin müziği eşliğinde bu görüntüleri ilk izlemesinin üzerinden tam 31 yıl geçti. Takvimler 10 Haziran 1992 tarihini gösterdiğinde Türkiye'de televizyon yayını listesine yeni bir kanal daha eklendi. Bu yeni kanalla birlikte Türkiye'de yayın yapan kanalların sayısı 5'e yükseldi. 10 Haziran 1992 günü Kurban Bayramı arifesiydi. İlk yayın kutsal topraklardan yapıldı. O günkü şartlar altında zor olan başarıldı ve Arafat'tan naklen yayın gerçekleştirildi. Test yayını 8 ay sürdü. Hızlı bir çalışma ve büyük özverilerle normal yayına 15 Şubat 1993'te geçildi. KonTV eski stüdyolarıyla Akyokuş Verici İstasyonu aynı gün merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan tarafından hizmete açıldı. En hayırlı hizmetlere vesile etsin. Bugüne kadar emeği geçenlerden razı olsun. Bundan sonra çalışacaklar, seyredeceklerin hepsine iki cihanda saadet selamet versin. Bismillahirrahmanirrahim. Bir hizmet kanalıydı açılan, bir görüşün kanalı. Milleti yansıtacaktı yayınlarında, milletin görüşünü. Milletinin sesi, soluğu, gözü, kulağı olacaktı. Görüşü milli, duruşu milli. Milli görüşün ekranı, milli duruşun kalesi. Millet ilk defa kendini, kendi değerlerini bulacaktı bu kanalda. Yayına başladığı yıllarda henüz milletin, İşte benim kanalım diyeceği bir televizyon yoktu Türkiye'de. Milletin inancına, milletin değerlerine, milletin özüne dönük yayın yapan ilk kanaldı. RTÜK'e bölgesel başvuru yapıldı ve hemen ardından karasal vericilerle ilçelere ve Konya'nın komşusu illere yayın verildi. Sonra tüm İç Anadolu'ya,
bin bir imkansızlık, bin bir güçlükle. Güçlükler sadece teknik değildi elbette. Dönemin iktidarlarının her türlü baskısına maruz kaldı KONTV. Kapatmak için, yok etmek için çok uğraşıldı. 28 Şubatlar, 2000-2001'ler, 27 Nisanlar ve daha niceleri. Millet çok sevdi kanalını. Kendinden bir ses, kendinden bir haykırıştı KONTV. Edirne'den Ardahan'a, Sinop'tan Hatay'a, hatta daha ötelere. Bu milletten olan veya kendini bu millete yakın hisseden tüm gönül coğrafyasından ilgi gördü KONTV. Ancak karasal yayından ulaşmak mümkün olmuyordu çok ötelere. Ve nihayet 3 Haziran 2004'te TürkSat uydusundan tüm dünyaya merhaba dedi KONTV. Yerelde Akyokuş tepesinde küçük bir kulübeden başlayan yayın artık uydu vasıtasıyla hem ulusal hem de uluslararası olmuştu. Artık KONTV tüm dünyada izlenir hale geldi. KONTV'nin yayını da kabuğuna sığmıyordu artık. Yayın hizmetleri de yıllarca yayın yaptığı bir müzenin bodrum katına sığmıyordu. Bir an önce kendine yakışır bir hizmet binasına ihtiyaç vardı. Kollar sıvandı. Bir vakıf titizliğiyle devam eden çalışmalar neticesinde Konya'nın ilk radyosu Konya FM'le Konya'nın yaşayan en eski gazetesi Yeni Konya'da hizmet ağına dahil edildi. Reklam ve prodüksiyon işlerini yürüten Mir Ajans'la birlikte Anadolu Medya Grup oluştu. Gelişen teknoloji ve değişen medya araçları internet yayıncılığına da el atmayı gerektiriyordu. Önce konhaber.com, ardından belge.com.tr dahil edildi yayın ağına. Sonrasında yenikonya.com.tr. 2 yıl proje çalışmaları, 6 yılı da inşaat olmak üzere 8 yıl süren zorlu çalışmaların ardından tüm yayın kuruluşları fiziken de aynı çatı altında buluşturuldu. 26 Nisan 2014 tarihi KONTV için bir yeniden doğuş, bir yeniden dirilişti adeta. 20 bin metrekarelik alan üzerine 12 bin metrekarelik kapalı alana inşa edilen dev stüdyoların bulunduğu medya binası milletin liderinin eliyle hizmete açıldı. Evet, Sayın Başbakanımız sanıyorum alanı teşrif ediyorlar. Sözü ben Bahçe'ye bırakıyorum. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Özer tarafından karşılanıyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Anmek Plaza'da. Kıymetli misafirlerimiz, Anadolu Medya Grup Anmek KONTV Hizmet Binası'nın açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. 22 yıllık yayın hayatında özellikle görsel TV'ler içerisinde KONTV'nin gerçekten farklı bir yeri var. Ya Allah, bismillah. O kutlu gün Ankara adeta Konya'ya taşınmıştı. Onunla birlikte sorumluluklarımız da arttı tabii. Anadolu Medya Vakfı çatısı altında daima milletin yanında, milletle birlikte olmak gerekiyordu. Öyle de oldu. Bir daha yaşanmaması temennisiyle 15 Temmuz'da KONTV liderinin yolunda milletiyle birlikte oldu. Katil sürülerinin masum insanlar üzerine bomba yağdırdığı saatte çıkıldı yayına ve darbeyi kabul etmediğimiz haykırıldı tüm dünyaya. Sevgili seyirciler, meşru tepki darbeye karşı çıkmaktır. Sonuna kadar darbeye karşı çıkmaktır sevgili seyirciler. Meşru tepki budur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te yaptığı ancak FETÖ-PYD teröristleri tarafından engellenen o ilk konuşması Türkiye'deki tüm kanallar içerisinde ilk defa KONTV'den verildi. Şimdi bunu yayına vereceğim ben. Arkadaşlar çekebiliyorsunuz değil mi? Milli iradeyi oluşturan Cumhur'un kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyoruz. Türkiye'yi dik durarak yönetenler
KonTV'nin bu cesur ve dik duruşunu görmezden gelmediler. KonTV bu yayını dolayısıyla tarihinin en anlamlı ödülünü aldı. Demokrasi ödülü. Su geliyor huzurlarınıza. Evet, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Karasal ve uydu yayınının yanında internet yayını, kablolu yayın, Türkiye'nin en büyük platformlarından Digitürk ve D-Smart'tan izlenebilen KonTV, yine ülkemizin yeni nesil yayın ağlarından IPTV platformu TVBuy'la Turkcell TV'de de yayın yapmaktadır. Sosyal medya mecralarının tamamı ve mobil yayınlarla her durum ve ortamda izlenebilen KonTV, ülkemizin en çok izlenen ve beğenilen kanalları arasına girmeyi başarmaktadır. İlk günkü heyecan ve kurulduğu amaç doğrultusunda KonTV, dün olduğu gibi bugün de, yarın da milletinin yanında, millet düşmanlarının karşısında olmaya devam edecektir. KonTV'den Sayın Emine Simge Akol. Programın ismi Emine Simge Akol'la alın teri. Konya KonTV'den Ceren Uysal geliyor alkışlarınızla. Buyurunuz Sayın Uysal. Efendim şimdi KonTV Genel Yayın Koordinatörü Sayın Nurettin Bay geliyor alkışlarınızla. Bursunlar Sayın Bay. KonTV, radyo ve televizyonların vakıf bünyesinde yayın yapabilmelerinin önüne açan kanuni düzenlemenin yapılmasıyla birlikte 2022 sonu itibarıyla kısa adı ANMEK Vakfı olan Anadolu Medya Vakfı'na devredildi. ANMEK Vakfı, KonTV ile birlikte devletin ilgili kuruluşlarında resmi karşılığı olan Konya FM Radyosu, Yeni Konya Gazetesi, Mirajans, konhaber.com ve yenikonya.com.tr haber sitelerini bünyesinde barındırıyor. Türkiye'nin ilk ve tek medya vakfı olan ANMEK Vakfı, yayın yoluyla hakkı, hakikati, dünya durdukça vakıf hassasiyetiyle dile getirmeyi kendine amaç edindi. Vakıf medeniyetinin evlatları, milletin olanı ömürler ötesine millette tutmak için ilk günkü hassasiyetle hizmet vermeye devam edecek. Nice 31 yıllarda güzel yayınlarda buluşmak ümidiyle. İyi ki kuruldun, iyi ki yayındasın KonTV. Evet, dünden bugüne neler yaşanmış, neler yaşanmış değil mi? Yayıncılık hayatı özellikle ana akım medyanın artık günümüzde birçok zorlukla belki karşılaştığı bir süreçteyiz. Çünkü dijital platformlar, dijital medya daha ön plana çıktığı için. Ama şu bir gerçek, ana akım medyanın yerini hiçbir şey tutamaz diye düşünmekteyim efendim. Bu ailede çok şey öğrendik bizler ve sizlere en iyi şekilde yayınlarımızı, programlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Rabbim daim etsin nice 31 yaşlara inşallah efendim, kazasız belasız güzel yayınlar, hizmetler sunmayı Rabbim nasip eylesin. Şimdi ailemizden kıymetli bir misafirimiz var dedik efendim. Sabahleyin yayınını yaptı, hemen ayağının tozuyla programıma geldi ama çeyizlerini topladı da geldi. Acaba dedim bunlar evdekilerin çoğunluğumu böyle üçte birini falan mı oluşturuyor bilmiyorum dedim ama üçte biri bile yoktur herhalde dedi. Ben sürekli takip ediyorum. Örgünün her alanında herhalde çalışmalarını yaptı. Ama diğer taraftan hobilerle uğraşırken diğer taraftan da bizim ailemize tabii ki sabah gündemini her sabah sizlerle birlikte oluyor. Günaydın diyor, sizleri karşılıyor. Efendim dünyadan ve Türkiye'den gelişmeleri sizlerle paylaşıyor. Vildan Yaşar sabah gündemi program yapımcısı sunucusu efendim Vildan Yaşar bizimle birlikte. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş buldum. Çok nasılsın? Teşekkür ediyorum örgülerime ve bana program ayırdığın için. İyiyim. Harikalar yalnız. Hurçlarla, valizlerle taşındı evet. Efendim stüdyoma. Bunlar tabii ki bir kısmı. Biz gösterebildiğimizi gösterelim, anlatalım istiyoruz. Örgüyü bence hobi alanını hepimiz seviyoruz. Hepimizin mutlaka uğraşları var. Ama örgü bence geçmişten günümüze hepimizin bildiği uğraş alanlarından bir tanesi.
bir türlü öğrenemediğim alanlardan yalnız nedense. Bir iki böyle denemişliğim var. Derseniz evet yapıyorum ama şişle yapılanları birazcık zorlanıyorum. Belki Vildan'dan öğrenmiş oluruz efendim bugün. Bilmeyenler için söylüyoruz. Vildan'cığım önce seni yakından tanıyalım. Evet biliyoruz, ekranlarda görüyoruz ama insanlar hep şunu merak ediyor bence, izleyicilerimiz. Normal yaşamda neler yapıyorlar? Neyle uğraşıyorlar? Sadece ekranda göründüğümüz yüzümüz değil tabii ki. Sosyal alandaki çalışmalarımızı da biraz anlatalım istiyoruz. Seni tanıyalım. Yayıncılığa ne zaman başladın? Biraz oradan başlayalım. Sonrasında hobi alanlarına doğru geçiş yapalım. Evet, o zaman ben doğumdan itibaren anlatmaya başlayayım. Kon TV'den kanalımdan bir yaş küçüğüm sadece. Evet. 11.09.93 doğumluyum. Biz aslen Kahramanmaraşlıyız. Büyüklerimizin iş durumundan dolayı Konya'ya gelmişiz. Sonra burada kalmışız. Konya'yı da çok seviyorum. Konyalıyım zaten artık da. Evet. Doyduğun yerdir memleketin. Öyle değil mi? Ama Kahramanmaraş'ı da tabii ki çok seviyorum. Selam olsun burada. Selam olsun. Aynen, afet bölgelerine tüm olarak selam olsun. Evet. Eğitim hayatıma da yine Konya'da devam ettim. Selçuk Üniversitesi'nde biyoloji bölümünde okudum. Sayısal çıkışlıyım. O yüzden biyolojiyi tercih etmiştim. Üniversiteye ilk başladığım zamanlarda bu Selçuk Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilere tanıtım kitapçıkları geliyor. Evet. O kitapçıkların da arkasında, şu an hala o şekilde mi bilmiyorum ama Radyo Üniversite, Ün TV bizimle çalışmak ister misiniz diye böyle küçük bir not vardı. Denk geliverdi hemen. Denk geliverdi. Süper. Kitapçı böyle açtım, inceliyorum tabii nasıl bir üniversitede okuyacağım, bakayım neler varmış falan diye. En arka kısmında yazıyordu. Ama kapattım, kenara kaldırdım. Biyoloji bölümünü tercih etmemin sebebi de genetik mühendisi olmayı çok istiyordum. Ama Konya'da da kalmak istiyordum. Biyoloji bölümünü tercih edeyim dedim. Geçiş yapabilirim belki diye düşündüm. İşte hayaller hayatlar mevzusuna dönüyoruz yavaş hayat yavaş geliyor. Hayat insanı nerelere sürüklüyor değil aynen mi? Aynen öyle. Evet. Sonra okula başladım. Açıkçası okula çok ısınamadım, biyoloji bölümüne. Sonra dedim acaba bıraksam, tekrar sınava girsem, farklı bir bölüm mü tercih etsem diye düşünmeye başladım. Okulun ikinci haftasındayız. Artık yavaş yavaş böyle arkadaşlıklar kaynaşıyor. Yavaş yavaş arkadaşlıklarımız çoğalıyor. Sonra bir arkadaşım dedi ki, Vildan dedi, burada üniversitenin şey varmış, radyo kanalı varmış, bir de televizyonu varmış dedi. Bir gidip bakalım mı dedi. Biz niye gideceğiz ki dedim. Hiç aklımda böyle bir şey yok çünkü benim. Evet, hiç düşündüğüm bir alan değil çünkü orası. Hiç düşündüğüm orası bir alan değil. Ki öncesinde de böyle bir hayalim de olmadı ve itiraf edeyim, ben haber spikerlerinden de küçükken pek hoşlanmazdım. Haber sunuyorlar falan ya, onları izlerken hep sıkılıyordum. Ya babaannem, babam şu kanalı bir değiştirse de dizimi izlesem acaba falan yapıyordum. Acaba büyük mü konuştun diye hemen. Bilmiyorum. Aklıma gelmiyor değil Vildan. Aynen öyle. Neyse, o arada da bir dizi vardı. Dizide de radyoculuktan bahsediliyordu. Çok da meşhur bir dizi. Sanıyorum arkadaşım da biraz ondan etkilendi. O yüzden de çok merak ediyor. Neyse tamam dedim. Hadi gidelim. Yani seni kırmayayım dedim artık. Ne yapayım o kadar ısrar edince. Biz gittik radyo üniversiteye. O gün de ses alınıyordu. Artık böyle seçmeler falan yapılacak. Ne kadar şanslısın aslında, bakar mısın? Çok şanslıyım gerçekten. İkinci haftasındayız bu arada okulun. Radyo üniversitenin yerini falan sonra sonra bulduk. Daha tam okulu da tanımıyoruz çünkü ikinci hafta olunca. Sonra girdik içeri, dedik işte biz Radyo Üniversitesi'yi görmeye gelmiştik ama biz farklı bir bölümden geliyoruz, fen fakültesinden geliyoruz dedik. Çünkü iletişim fakültesi öğrencilerini kabul ediyorlar sanıyoruz. Normalde öyle olur ya hani. Sonra onlar da dediler ki iyi denk gelmişsiniz, bugün zaten seçmeler var. Bakın arkadaşlarınız da ses verecekler, sıralarını bekliyorlar. Hadi siz de şu kayıtları alın, birer kağıt verdiler bize. Siz de bu kağıtları alın dediler, buradakini okuyacaksınız, seslendirme bunun üzerinden olacak. Hazırlanın, sırayla sizi de alalım dediler. Tamam dedi, kağıtları aldık, geçtik içeri. Sonra ben Zeynep'i dürtüyorum bir taraftan. Arkadaşımın adı Zeynep, ya Zeynep ben gideceğim diyorum. Ben ne istemiyorum diyorum. Ne işimiz var burada, anlamadığımız bir yer. Bir de diyorum ki ya zaten okula da alışamadım. Ben herhalde okulu da bırakacağım. Sen de biliyorsun ya diyorum. İkinci haftasındayız okulun. Sonra Zeynep de dedi ki ya bir ses versek ne olacak ki dedi. En azından bize ana olarak kalır dedi. Evet. Sonra neyse sustum, oturdum, bekliyorum artık sırayı. Zeynep çok hevesli, çok da heyecanlı. İlk Zeynep girdi içeri, sesini verdi, çıktı. Nasıl bir yer dedim. Ya stüdyo dedi. Böyle dedi, karanlık bir ortam ama dedi. Duvarlarda da bir şeyler var dedi. Nasıl yani dedim. Ses yalıtımı ses için. Ses yalıtım. Bilmeyince o şekilde tarif ediyor. Duvarda sünger var dedi. Ha, tamam dedim. Yani garip bir yer herhalde. Neyse ana olacak bana. Ben sonra ses vermek için girdim. Yasemin abla vardı. Kendisine de buradan selamlarımı gönderiyorum. Selam olsun. Şu an farklı bakalım bir şehirde ama. Ne güzel ama vesile olmuş. Çok emeği var tabii ki üzerimde. O sanıyorum yüksek lisans yapıyordu o zaman. Ya son sınıftaydı ya yüksek lisans yapıyordu. Onu tam anımsamıyorum ama öyle bir durumu vardı. Ben seslendirmemi yaptım. Sonra durdu bir. Çıkacağım seslendirme odasından. Bir düzgün okur musun? Vurgularına dikkat ederek şöyle daha sakin bir şekilde bir sesini alabilir miyim senin dedi. Ses tonu çok beğendim çünkü dedi.
durdum. O zaman montumu çıkarayım dedim. Bakar mısın ya? Sakinlik mi var, heyecan mı var? Ben anlamadım bu kısmını aslında. Yani böyle bir istemiyor. Böyle istemiyor ya böyle. Ben neden buradayım soruları beynimde uçuşuyor. Bir taraftan elimde bir kağıt. Tekrar verdin neden sesi. Neden yapıyorum? Evet, sesi tekrar verdim. Tamam hadi çıkar dedi. O da güldü bir bana. Üzerimde de deri montum var. Böyle sıkmışım zaten kendimi. Nasıl rahat bir seslendirme yapabilirim? Doğru. Montumu çıkardım. Tekrar kağıdımı elime aldım. Sesimi tekrar verdim. Birazcık daha vurgulara, tonlara dikkat ettim. Sonra neyse bizim seslendirmemiz bitti. Kaydım alındı. Yasemin abla bana döndü. Ne yapmayı düşünüyorsun dedi. Ben iletişim fakültesinde okumuyorum dedim. Tamam onu sormuyorum. Yani radyo ile alakalı, televizyonla alakalı bir gelecek düşünüyor musun dedi. Ya bilmiyorum açıkçası dedim. Zeynep'in ısrarı üzerine geldik biz buraya dedim. Çok da tanımıyorum dedim. Zaten okula da dedim bir türlü alışamadım dedim. Biyoloji bölümüne ben gerçekten çok zor alıştım. Sonradan sevdim ama ilk başlar biraz zor geçti. Sevmeyerek bir bölümü okumak ya da bir yerde çalışmak ne kadar kötü bir şey aslında çok değil mi? Çok kötü bir şey. Yani tamamen sevmiyorum da demek istemiyorum. Sayısal çıkışlıyım. Sonuçta biyolojiye uzak bir insan değilim. Evet. Hani öyle söylemek de istemiyorum ama gerçekten çok zor alıştım. İlk zamanlarım çok zor geçti benim okulda. O ikinci haftaya kadar. Süper. İki haftada en azından kısa sürmüş alışma süreci. Radyo sayesinde kısa sürdü. Yoksa ben muhtemelen farklı bir bölümü denemek için tekrar sınava girecektim. Yasemin abla o gün dedi ki bana, sen dedi bak ne güzel başlamışsın okula dedi. Daha iki hafta oldu. Zaten hemen alışamazsın. Üniversite ortamı farklı bir ortamdır dedi. Ki. Biraz bir gel devam et. Sonrasında dedi sevmezsen dedi tekrar sınava girersin. Ya da okurken bir sınava daha girersin. Ne kaybedeceksin dedi. Öyle de bir sene geçecek, böyle de bir sene geçecek. Sonuçta tekrar sınava girsem hemen ertesi gün farklı bir yere yerleştirmeyecekler. Çok doğru. Bu süreci yine yaşayacaksın. Doğru söylemiş. Aynen öyle. Sonra tamam dedim. Peki sizi dinleyeceğim dedim. Sevdim de bir de ilgilendi benimle çokça. Sonra sesimi verdim. Şimdi ne yapacağız dedim. Biz dedi size haber vereceğiz dedi. Siz dedi şimdi çıkabilirsiniz dedi. Radyo üniversiteyi de istiyorsanız bir görebilirsiniz dedi. Neyse bir baktık sonrasında çıktık. Sonra bizi tekrar çağırdılar. İşte seçmelerden sonra. Aslında herkesi çağırmışlar. Sonra dediler ki yani biz burada herkesin olmasını istiyoruz. Herkesle iletişim halinde olmak istiyoruz. Hiçbirinizi kırmak da istemiyoruz. Ama yayın konusunda tabii ki seçmeli davranacağız. Burada bir eğitim süreciniz olacak. Diksiyon eğitimlerini alacaksınız. Nefes eğitimlerinizi alacaksınız. Sonra yayıncılıkla alakalı size bilgi vereceğiz. Ondan sonraki sürece sizin performansınıza göre bakacağız dediler. Harika. Sonra Kurban Bayramı geliyor. Bu arada okulun ikinci haftası tamamlandı. İkinci haftada Radyo Üniversite ile tanıştım. Radyo Üniversite ile tanışmamın ikinci haftası okulunda bir ayı olacak, birinci ayı olacak. Kurban Bayramı'na denk geldik. Şimdi Kurban Bayramı'nda da tabii gurbetçi öğrenciler memleketlerine çok gitmek olunca. İstiyorlar. Bayram olunca ailelerini özlüyorlar, aileler onları özlüyor. Bu sayede de Radyo Üniversite boş kalıyor. Buyurun mekan kaldı Vildan'a. Aynen öyle. Şimdi orada da birilerinin durması gerekiyor ki yayınlar devam etsin. Sonra dedim ki ben zaten Konya'dayım. Gelebilirim de isterseniz. Gönüllü ne güzel. Evet. Biraz böyle gösterirsiniz. Biraz daha eğitimim sıklaşır benim bu dönem. Biraz daha dikkat ederim. O şekilde çıkabilirim falan dedim. Onlar da tamam dediler. Ben o şekilde yayınlara başlamış oldum. Tabii o zaman yayın sayım çok azdı. Böyle çok kısa yayın yapıyordum radyoda. Sonra eve gidiyordum. Peki başladıktan sonra hani ilk ses vermeye gittiğinde arkadaşın sayesinde gittin ya. Böyle o teklif de geldi sana, gönüllü olarak da evet dedin, yayınlarınıza katılabilirim dedin. Ne değişti peki o süreçte? O süreçte ben birden okulu sevmeye başladım. Okula alışmaya başladım. Ama şöyleydim, sabah okula gidiyordum, dersime giriyordum. Öğle arasında eğer radyoya gitmem gerekiyorsa koşa koşa radyoya gidiyordum. Radyodan çıktıktan sonra tekrar dersime gidiyordum, derse giriyordum. Çıkışta tekrar radyoya uğruyordum. Büyük bir tempo başlamıştı senin için. Büyük bir tempoydu ama daha çok sevmiştim. Bu arada hiç böyle ders bırakmamaya çalışıyordum. Çünkü radyoya daha fazla vakit ayıracağım. Mesleğe radyoyla başlayanlardan efendim bizim gibi çoğunluk aslında bu mesleğe ilk adım radyoyla oluyor. Evet. Radyo kısmı inanın böyle her iki tarafın da bağlayıcılık yönü var. Bağımlılık yapıcı yönü var. Her ikisinin de yeri çok çok farklı ama radyo bir başka diyoruz çok değil başka. Mi? Radyo çok başka. Orası daha mı zor aslında? Daha zor. Çok daha mı zor. Kolay? Çünkü televizyonda bazen söylemek istediklerini mimiklerle de ifade edebiliyorsun. El hareketi kullanabiliyorsun ama radyoda böyle bir şansın yok. Radyoda sadece sustuğun ses. Anda bir boşluk oluşuyor. O yüzden daha dolu ilerlemen gerekiyor. Radyo bence daha zor. Daha zor bilmiyorum, değil mi? Diğerleri aynı fikirde mi benimle ama ben radyonun daha zor olduğunu düşünüyorum. Radyodan televizyona geçiş nasıl oldu peki? Ekran önü istemeye başladım ben. Yani hiç aklımda hiçbirisi yokken birden radyo. Tabii radyo dönemim biraz uzun sürdü.
Radyo Üniversitede ilk senemde devam ettim. İkinci senemde Konya'nın yerel bir radyosuna geçtim. Biraz da orada devam ettim. Sonra dedim neden televizyon olmasın? Televizyon için uğraşmaya başladım. İlk spor spikerliğiyle başladım. Evet, bak İlk spiker. Canlı yayındı. İlk canlı yayınımda telefon bağlantım vardı. Böyle çok komik. Telefon bağlantısında ben bağlandığım kişiye bey yerine abi dedim. Sonra kafamı böyle önüme eğdim. İçeriden diyorlar ki kafanı kaldır. Kafamı kaldırıyorum. Şimdi ben hata yaptım ya, kendimce hata yaptığımı düşünüyorum. Tekrar kafamı eğiyorum. Ekrandayım da bu arada. Sonra tekrar kafamı kaldırıyorum falan. İlk yayınım o şekilde geçti. Şimdi çok gülüyorum ama o yayını izlerken de. Çok da hoşuma o gidiyor oradaki hali. O eski kayıtlara ulaşsan, izlesek değil mi? Ne kadar böyle hem bir taraftan güzellikleri var hem de diyorsunuz ki ya zaman içinde neler değişiyor değil mi? Şimdiki halinizle onu kıyasladığınızda yani oturup belki de gülüyorsunuz. Tabii ya. Ama böyle hep gururla izliyorsun o ilk yayını da. Ya baksana diyor işte bu böyleydim ilkinde falan diyorum. Sonra böyle saçımı falan özenerek yapmıştım tabii ki. Bir de o zaman 18-19 yaşlarındayım. Evet. Küçükte duruyorum ya biraz makyajı fazla yapsam beni biraz daha büyük zannederler mi Niye acaba? Niye böyle bir hevesimiz vardı ki o zamanlar? Haber ya şimdi ağırlık ister diyordum. Saçımı biraz farklı yapayım, makyajımı biraz fazla yapayım falan gibi düşünüyordum o zaman. Ama şimdi hiç de öyle değil. Şimdi daha öyle düşünmüyorum. Sade, daha yalın. Yani şu an kendini geliştirmenin aslında Tabii daha ki. Önemli olduğunun farkına varıyoruz ama işte o zaman ya acemilik, yeni başlamışsın, heyecan. Şimdi şunu da soracağım ama artık örgülere geçmemiz lazım. Bir de uygulamamız evet. var. Anca yetiştireceğiz sevgili izleyenlerimiz. Örgü severler hadi bakalım şöyle yavaş yavaş ekran başına doğru gelin istiyoruz efendim. Yayıncılık sürecinde böyle yapmış olduğun hatalar oldu mu? Onları nasıl telafi ettin? Hiç unutamadığın anıların var mıdır? Gibi sorularım mutlaka olacak. Ama örgüye ne zaman başladın? Ben asıl bunu merak ediyorum. Örgüye ne zaman başladım biliyor musun? Aslında örgü tercih olarak başlamadım. Yani ben bir hobi edineyim. Kendiliğinden mi gelişti yine? Babaannemden dolayı gelişti. Ben bir hobi edineyim. Ne hobisi edineyim? Dur bir örgü öreyim falan gibi bir şey değildi. Ben çok küçükken babaannem zaten Anadolu kadınıydı. İlkokul dönemindeyken mesela televizyonu izliyorum ya babaannemin bir elbezi kasnağı vardı. Kasnakları bilir misin? Lif falan yaparlar evet. böyle. Sekizgen sanıyorum o kasnaklarda. Benim televizyon izlediğimi gördüğü anda hemen arkadan o kasnağı sarardı. Elime getirirdi. Kızım benim gözüm görmüyor ya. Elimde acıyor çekemiyorum ya. İş öğretti. Hadi sen şunu bir yapıver. Evet ben de sanıyorum ki babaanneme yardımcı oluyorum. Yani çocukluk işte. Neyse düğümleri falan atardım. Onda düğüm atıyorsun. Düğüm attıktan sonra elbezeyi kasnaktan çıkarıyorsun. Sonra kenarlarını işliyorsun. Kenarlarını işlemeyi falan bilmiyorum ama düğüm atabiliyorum tabii ki. Düğüm atmayı tamam. gösterdi. Hatta bazen düğüm atarken yerleri de atlıyorum. Tam babaannem kasnaktan çıkaracak. Aa buraya düğüm atmamışsın. Hemen buraya da düğüm atalım. Bak bunları unutma tamam mı falan yapıyor. Ben Bak en son kıyamam. Böyle kontrol ediyorum şöyle sıra sıra. Ha diyorum Atladığım tamam. Atladığım yer var Hepsine mı? Hepsine düğüm atmışım. Atladığım yer var mı? Neyse sonra birazcık daha büyüdükten sonra ortaokul dönemine geldikten sonra bu sefer havlu kenarı örmen lazım senin dedi. Havlu kenarları. Ah ah hep de o dönemlerde başlıyor zannedersem. Evet. Ne kadar önemliymiş değil mi bu havlu kenarları ama örüldüğünde de güzel duruyor gerçekten de. Güzel duruyor tabii. Bu arada annem danteli çok güzel örerdi. Babaannem de örgüyü çok güzel yapardı. Dantel bana çok böyle ince geldiği için heveslenmedim ona. Hiç annem de böyle hadi gel göstereyim falan demedi. Herhalde potansiyel görmedi bende. Bence bunu yaptıktan sonra onu haydi haydi yaparsın. Ben danteli evet örüyorum. Ördüğüm birçok takımım var. Bir günde ben mi getirsem? Getir getir. Bir program daha yapalım. Ablamlarım böyle karıştırırsam şöyle. Ama örgüde deneyimim oldu. Evet ama yani sürekli şu kesme alanları var ya kolunu keseceksiniz efendim. Eksilt artır, eksilt artır. Ben bu kısımları yapamıyorum niyeyse. Ama çok keyifli başladığım zaman. Çok keyifli. Model veremiyorum mesela ama dantelde baktığınız zaman modelini vererek kendiliğinden gelişiyor. Yani biliyoruz çünkü artık tekniğini değil mi? Harika. Evet nasıl ilerledi başka? Anneyle. Sonra babaannem örgüleri biraz gösterdi. Havlu kenara öreceğim artık o dantele giriyor biliyorsun. Annem sonra devreye girdi. Hadi şöyle hadi böyle derken o biraz gösterdi. Sonra böyle böyle biraz devam etti. Basit basit modelleri örmeye başladım. Mesela şu motif. Ay çok güzel bir Bu motifi örmeye başladım. Bunu öğrendim. Bunu iyi ki öğrenmişim zaten. Birçoğunu bu şekilde yaptım. Bir alabilir miyim? Tabii çok ki, fazla buyurun. Eldiven çeşitleri var. Evet. Kışın bunlardan bu bol bol ördü efendim. Sipariş alıyor musun diyorum. Almıyorum diyor. Almıyorum. Peki satıyor. Şimdi ablama bahsettim. Gösterdim bütün örgüleri. Yok canım satıyordur örüp örüp diyor. Tamam mı? Yok dedim ya ne satacak? Satmıyorum. Valiz koli koli. Vallahi yani bodrumu herhalde doldurdu. Öyle mi? Dolu her yer. Ne yapacağız peki bunları? Kullanmıyor da. Yani kullanmıyorum ama mesela hediye etmem Çok gerektiği güzeller. Durumlar oluyor. Hediye ediyorum.
Harikasın. Yani tamamen böyle sahiplenip benim diye gezmiyorum. O şekilde bunları diyorum hediye ederim. Bakın eldivenlerimden bir sürü var böyle boy boy. Hani el ölçüsü olmadan ördüm bu eldivenleri. Çeşit bunlar artık bunlar. Hediye edilecek eldivenler. Muhteşemler ama. Evet. Çok seviyorsun. Kolay mı peki eldiven örmek? Kolay. Yani örgü hiç bilmeyen birisi biraz zorlanabilir belki ama başladığın zaman muhakkak sonu geliyor. Bir de üretmek çok güzel bir şey. Yani böyle bir ip olarak geliyor senin eline. İpi işliyorsun, yapıyorsun, bitiriyorsun, üretiyorsun ve bunu kullanacaksın. Bu gerçekten ne çok güzel bir duygu. Değil mi? Bu duygu zaten seni ilerletiyor. Sonra şunu da yapayım, bunu da yapayım falan oluyor. Mesela ilk örgüye başladığım zamanlarda şu başlangıçları şunun üzerinden göstereyim. Evet. Bu başlangıç kısımlarını yapamıyordum. Asıl anneme orası önemli zaten. Evet, evet başlangıçlar. Anne şu kısımları yapıyordu, kol kesimine kadar kısmı. Bunun alt kısmını ben örüyordum. Ondan sonra da bitirdi oluyordum ama olmuyor, bir eksiklik ben gibi. Var. Tabii. Ben gibi. Sonra, harika, eksiklik var ama sen bunu bir şekilde geliştirdin. Bak babaanne vardı, sana gerçekten birçok şeyi temelini tabii. öğretmiş aslında. Düğüm tekniği, başlama kısımları çok önemli çünkü sayısını iyi bilmek gerekiyor. Düzenli başlamış olmak gerekiyor. Yoksa sonrasında nasıl başlarsan öyle devam ediyor çünkü. Sonra annen destekçin. Ne evet. kadar güzel. Annem sonra bayağı gösterdi. Bir baktın ki sen kendini işin içinde buldun. Peki eğitimini aldın mı bu işin? Bu işin eğitimini almadım ama ilk defa bu dönem Komey'in tığ örücülüğü kursuna yazıldım. Zaten izleyicilerimize de söylemiştim muhakkak katılın. Hatta kayıtların başladığı gün katılın, hemen doluyor diye. Bende de hemen dolmuş, tığ örücülüğü kursu açık harika. Kalmıştı. Tığ örücülüğü kursunda Naciye Hocam, çok teşekkür ediyorum buradan da kendisine. Selam olsun. Gerçekten çantalarımın şuradaki ve şuradan birkaç çantamı tığ örücülüğü kursunda öğrendim. Bir gün hocamla birlikte gel buraya. Çok isterim. Şapkayı da hocamla birlikte ördük. Şimdi bu şapka var ya, benim favorim. Burada hangisini çok beğendin diye sordu bana. Ben gösterdim çok beğendiklerimi. Her birinde emek var. Hepsi çok güzeller. Ama böyle bazılarının albenisi oluyor ya. Mesela bu şapka. Dur şöyle yapayım da. Tabii, piyongumuz görünsün. Piyong görünsün. O önemli. Bunu görünce ben bayıldım yani. Nasıl güzel bir şapka bu böyle. Tam yazın tatil kullanacağınız şapkası. Fotelimiz efendim hazır. Çantamızı da ver. Şurada çantamız da oh, var. Oh. Şöyle kolumuza da çantamızı takacağız. Tam gezmelik. Böyle tiril tiril bir güzel de elbisenizi giyeceksiniz. Mavili, yeşilli, renkli renkli tabii. değil mi? Ne güzel, bunu da takacaksınız. Ama bu sanki biraz ipi farklı ya. Biraz zor gibi. Çok zor. O ikisinin ipi de farklı. O yüzden tonlarında da biraz farklılıklar var. Belki ekrandan çok net seçilmiyor olabilir. Şöyle ama... gösterelim sayın ekip. Çok güzel oldu değil mi? Ay bayıldım. Tam gezmelik. Ama tam böyle sahil kenarında falan kullanılırmış gibi bir havası var bunun niyeyse. Bu çantayı geçen sene kullandım zaten plajda. Çok güzel. Muhteşem. Ama ellerim bu. Yara oldu. Katip çok zor örülüyor. Diğer katip modellerinden. Tekniği farklı mı peki bunun biraz daha? Ya aslında tekniği farklı olarak değil ama katip çok sert bir ip. Bak mesela şu çantanın şuralarından bile anlaşılabilir. Zor yani ilerliyor. Bunu örüyorsun. Evet. Evet. Bir de o şapkanın ipiyle bu çantaların ipi çok daha farklıydı. Katip ilk çıktığı dönemlerde ben bu ipleri almıştım. Bunlar daha sertti. O yüzden elimin her yeri yara oldu. Ama kıyamam, top ona duruyor. Rağmen de bitirmişsin yalnız. Tabii helal ki. Olsun. Mesela şu güzel. Çanta yine katipten örülmüş bir çanta. Belki şapkanın ipiyle bu çantayı örmüş olsaydım bu kadar hacimli durmayabilirdi. Ama ipi sert olduğu için hani elimi yara yapması hiç önemli değil. Bu şekilde tok duruyor. Ay tığla ör ör bitmez de bu. Acıtıyor diyorsun bir taraftan acıtıyor. Da elini. Ama alışıyorsun ya. Ama çok sevince keyifli. İlerliyor zannedersen. Peki başladın ya işe, örgüye ilk başladığında. Böyle sıkıldın, bunaldın. Yok canım ben bununla uğraşamam yani yapamam artık yani zorluyor beni çünkü. Ya da vakit alıyor dediğin. Oldu mu hiç pes ettiğin? Tabii ki oldu. Şu ceketimi hemen yanıma almak istiyorum. Hemen al onu. Bu ceket benim ilk ördüğüm ceket. Zaten biraz sert de örmüşüm bu ceketi. Şöyle i̇lk göstereyim. İlk ördüğün ama çok güzel. Evet. Şimdi bu motif bir ceket ya. Ben motifleri örmeye başladım büyük bir hevesle. Bunu yine internetten görmüştüm ben. Bu modeli öreceğim parça diyerek parça başladım. Parça parça örünce güzel olmuyor mu sonrasında? Aslında güzel daha oluyor. Daha kolay sanki. Yani ilk başlarda bir güzel geliyor ama sonrasında ay yeter artık diyorsun. Ör ör bitmedin sen de falana dönüyorsun. Bu cekette de aynı öyle olmuştu ama dedim bitireceğim, yapacağım bu ceketi. Yaptım zaten kollarını bu şekilde örmemin sebebi de daha fazla motif örmek istememem. Motif örmek istemediğim için kolları da değişik bir model olsun deyip böyle yaptım. Çok güzel bir bakın rengarenk ama evet şöyle bakayım. Çok da öyle sert değil ya ama. Açılırmış zaten. İyidir yani evet. Evet. Kullandıkça belki böyle daha esner gibi geliyor bana. Parçaların küçük küçük parçalardan oluşan güzel bir ceket olmuş bence. İşte bu modeli motif modelini iyi ki öğrenmişim dedim ya. Bak o ceketi motifle ördüm. Bu eldivenler yine aynı. Aynı motif değil mi? Aynen aynı çok motif. Çok güzel. Sonra
patik. Bakın bu patik de o motifle örülmüş bir patik. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Annelerin geçmişte en çok ördükleri neler biliyor musun? Şunlar moda şimdi. Yaptın mı hiç onlardan? Ne? Triko örgüler var ya takımlar, etekler, kazaklar. Evet, onlardan yapacağım. Ay, annem, şimdi ablam ne güzel örmüştü onlardan, muhteşem. Şimdi yine moda oldu. Bakın bundan belki 30 sene evvelden bahsediyorum sevgili izleyenlerimiz. Ve şimdi yine o eski belki ördüğümüz, o dönem kullandığımız, sonra sandığa kaldırdığımız ya da verdiğimiz o kıyafetler, örgüler şimdi günümüzde tekrar moda oldu. Çok güzel etekler, kazaklar, ceketler örülüyor artık. Patikler herhalde değil mi? Paspas ve patikler evet, eskiden şuradan, çok fazla örülmüştü. Bir de şurada. Şöyle iki rengini farklı getirdim. Farklı bir patik modeli olmuş ama bu seninki. Nasıl ördüm onu? Aynı. Ha. Buradaki motif gibi örüyorsun. Sonrasını zaten birleştiriyorsun. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Aa, böylesini parça parça motiflerim. Ben. Bu da çok basit bir patik modeli. Çok güzel ve çok ama. Çok da güzel, evet. Yani istediğin renklerde örebilirsin. Ben bunların hepsini parça iplerimle yaptım. Mesela bunlardan arta kalan ipler oluyor, küçük küçük. Onların hepsini bu eldivenlerde, bu motiflerde değerlendirdim. Bu şekilde birleştirdim. Parça ipleri atmasın izleyicilerimiz, kesinlikle atmasınlar. Yani 30 santim ip bile işimize yarıyor. O yüzden kesinlikle parça ipleri atmayın. Bu işe İpleriniz... artık ben de herhalde başlayacağım. Evde o kadar çok ip var ki örülmeyi bekleyen. Kesinlikle başlamalısın. Harika. Böyle kaşkollar falan küçük küçük görmüştüm ama kolay modeller, tığla hemen. Belki yine olabilir. Aslında bakarsan buradakilerin hiçbirisi öyle zor bir model değil. Sadece daha renkli ip kullandığım için, ipleri farklı farklı olduğu için, modeller farklı olduğu için çeşit çok. Ama baktığın zaman zaten hepsi birleşiyor, yani hepsi hemen hemen aynı. Bir şey sormak istiyorum. En çok sevdiklerimden bir tanesi de çantaların hepsi ama puset var ya, puset. O puseti evet, nasıl da ağır yani arabadan getirirken. Pusetim. O puset nasıl örülmüş diyorum, nasıl bitmiş. Yani her şeyi açtık, artık pusetler de örülmeye başlamış sevgili izleyenlerimiz. Aslında bu. Şah ipi de çok güzel bu arada. Kadife gibi böyle ipi değil mi? Penye. Penye mi? Penye ip, evet, hemen şuradan. Kadife ipim de var. Anlamadığım bak, nasıl belli göstereceğim oluyor. Şimdi. Anlamadığım nasıl belli oluyor, bakar mısınız? Ne kadar güzel. Bu aslında anne yanı yatağı. Ya. Evet. Şöyle zor değil mi peki? Nereden başlıyorsun? Yok ya, zor değil. Önce bu. Zeminini mi oluşturuyorsun? Nasıl yapıyorsun? Zemini bunun zaten hazır satılıyor. Tamam. Ben bunu anne yanı yatağı olarak ördüm. Tabii minderimiz yok. Henüz minder dikilmedi yatağımıza. Minderi dikilecek tabii. Bunu sadece daha böyle sağlam dursun diye, şöyle bakarsan bayağı sert. Ne var arada? Arada bir şey yok. Ben bunu iki kat penye ipten ördüm. Penye ipi iki kat yaparak ördüm. Daha böyle tok duruşunu sağlayabileyim diye. Çünkü kolalama falan hiçbir şey yok değil mi bunda? Böyle ördün ve bu hali aldın. Yok, hayır aldın. Hayır, bu şekilde. Harika. Ördüm ve bu halde. Puf falan da örmüştüm penye ipten. Onları tek kat örmüştüm. Tek kat ördüğüm zaman çok böyle hacimli durmadı. O yüzden bu sefer iki kat öreyim diye denedim. İki kat penye iple ördüm. Zor olmadı mı iki çok kat zor yapınca? Oldu. Çok zor oldu. Aslında kolay bir model, çabuk biten bir model ama iki kat yaptığım için minicik ellerim var. Nasıl ördün sen iki kat iple? Bakar mısın zor? Her yeri yara olmuş ellerinin bu evet, arada örgü yapacağım. Evet, çok görünmüyor ama nasır tuttu ellerim. Buna rağmen de bırakmıyor yalnız. Şimdi onu biz kenara alalım. Tamam. Gösterdiklerimizi biz onun içine bir taraftan atalım. Olur mu inşallah? Olur tabii ki. Çok güzeller. Ben çantaların hepsine bayıldım sevgili izleyenlerimiz. Şimdi sehpamızın üzerinden devam etmek istiyorum da birazdan uygulamaya geçeceğiz. Onu da söyleyeyim. Çok farklı şimdi, bir şey göstereceğim. Şimdi masayı bir tenhalaştırmam gerekiyor. Şimdi... Ahşapla birlikte örmüş olduğum bir tane çanta var. Çantalara yeni mi geçtin örmeye yapmaya, yoksa uzun zamandır yapıyor musun? Bu plaj çantası, o ahşapla ördüğüm çanta ve şuradaki çanta. Bu da çok ünlü bir markanın modeli. Bu arada markaların modellerini bile örüyor. Buyurun. Şimdi sen internetten mi takip ediyorsun, yapabiliyorsun? İnternetten. Böyle YouTube'dan falan izleyerek mi yapıyorsun? Nasıl ilerliyorsun örgüye? Şimdi tekniklerini şöyle, de bu arada söylemiş olalım. Tabii ki hemen hepsini anlatayım. Ben öncelikle ip alma Bakın. Sürecinden bahsedeceğim. İp alırken şu modeli örecektim, bu modele uygun ip alayım gibi almıyorum. Kampanyaları takip ediyorum. Biliyorsun ip fiyatları da şu anda çok, çok yükseldiği için kampanya döneminde çok uyguna denk geliyor. Kampanya döneminde farklı farklı ipleri uygun fiyata alıyorum. Onlar geliyor. Sonra sosyal medyada gezerken ya da böyle denk geldiysen bir modeli, o modelin ekran fotoğrafını alıyorum. Şu an ekran fotoğrafından çıkarabiliyorum zaten modeli. Harikasın. Fotoğraftan. Ama öncesinde YouTube'a bakıyordum. Oradan bir video beğeniyordum, bir model beğeniyordum. Sonra hemen ona uygun ipimi çıkarıyordum. Ona göre örüp gidiyordum. Bu onlardan bir tanesi. Aslında bu çantanın diğer yüzünün de bu şekilde olması hemen gerekiyor. Arka kısmının. Ama ellerim çok fazla dayanmadığı için bu şekilde daha basit oldu. Böyle yaptım. İki farklı kullanırım diye düşündüm. Tamam, ne güzel. Bence de. Bu tarafta düz olmuş. Evet. Düz demeyin aslında. Burada da bir model Trabzan var.
Evet, ben modelleri bilmediğim için örgüde kaç çeşit model var bu arada? O kadar teknik. Ben de bilemiyorum. Teknik kısımda şimdi ben hep böyle izleyerek yaptığım için bazı söylenen kelimeleri de çok anlamıyorum. Aynen. Mesela sihirli halka, sihirli halka falan diye bahsediyorlardı örgülerde. Hemen açtım baktım bu sihirli halka neymiş. Aslında biliyormuşum yani benim de uyguladığım bir teknikmiş ama onun adı sihirli halkaymış. İsmen bilmiyorsun. İsmen bilmiyorum. Ne kadar güzel ya, bakarak bu bir yetenek gerçekten de bence. Bir de istiyor olmak çok önemli. Senin aslında uğraş alanların çok fazla. İşlerinin arasında ikinci bir işin de var benim gibi uğraştığı, evet, sevgili izleyenlerimiz. Hem sağlık sektöründe hem de televizyon kısmında çalışmaları devam ederken ama diğer taraftan da sporla çok ilgileniyordu mesela. Ama şu ara sanırım birazcık uzaklaştı gibi geliyor bana. Biraz daha sakin yapıyorum. Fitness mi yaptın, pilates mi yaptın? O kısmı biraz değinelim. Sonrasında yine hobi alanlarından gittiğin bir kurs oldu mu, ilgilendiğin, uğraştığın? Fitness yapıyordum daha çok. Power plate yapıyordum bir de. Şu an evet birazcık daha sakin yapıyorum. Çünkü bende fıtık var. Fıtığımı biraz rahatsız ediyor. Çok dikkatli ağır yaptığım lazım zaman. O yüzden birazcık daha dikkat etmeye çalışıyorum. Komik kursuna gittim. Tığ örücülüğü kursuna gittim bu sene. Bu çantaların bir kısmını o kursta öğrendim. Bir de Melahat Hocam, bu salon takımları var ya. Şu senin hadi bir gösterelim beğendiğin bunu. Salon yeri gelmişken. Bunu nasıl yaptın diyorum, anlatacağım televizyon programda güpür, anlatacağım dedi. Hazır güpür zaten bu. Bu da kadife kumaş. Çok herhalde güzel. Kadife kumaş diye geçiyor. Başka adı varsa onu çok bilmiyorum ama şöyle hemen arkasını da gösterebiliriz izleyicilerimize dikişlerini. Bunu ben elimle diktim tamamen ama makinayla dikilenler de var. Bu kursu da benim programım, önceki kanalımdaki programım sabah 9'da başlıyordu. Komek kursundaki hoca da dedi ki sen biraz erken gelirsen dedi, bu modelleri ben sana gösteririm dedi. Ay ne güzel. İlk önce kursa gidiyordum. Bir yarım saat hocayla birebir çalıştığımız için çok fazla zaten öğrenme avantajım oluyordu. O şekilde yaptık, tamamladık. Bir bu, bir de şu modellerimiz. Bir de o var. Bu çok güzel olmuş. Şimdi bu nasıl ilerliyor peki? Kumaşı alıyoruz, kumaşı kesiyoruz alıyoruz kalıba göre. Öyle metre mi şeklinde alıyoruz zaten. Metrelik tamam satılıyor. Yani o şekilde güzelmiş söyleniyor. Bu güpürler de hazır güpür. Sonra tamam kumaşı istediğimiz ölçülerde kesiyoruz. Kestikten sonra güpürlerimizi de şöyle simetrik bir şekilde yerleştiriyoruz. Uçları bu şekilde daha hoş duruyor. Düzenli bir şekilde. Bakın elle dikilmiş ama çok güzel olmuş bence. Evet, bunu elle diktim. Harika. Makinayla dikileni çeyizi de tamam göstereyim bu arada. Çeyizi tamam evet, bu arada. Sandık sandık valla. Dikilen Simge Hanımcığım. Efendim. Bannerlar efendim. Heh, başka neler yapıldı acaba? Bu makine dikişi. Bu makine ama mı aynı yine. Yani kumaşını alıyorsun, güpürünü alıyorsun. İstediğin ölçüleri ayarlıyorsun. Tabii makinede dikilen daha muntazam oluyor da yani. Ben olsam evet da makineyi bilmediğim için senin gibi elde dikerdim yani. Elde diktiklerimde en son ağlayacaktım. O kadar çok vaktimi aldı ki dikiyorum, dikiyorum, bitmiyor, dikiyorum, makineyi dikiyorum, sen bitmiyor. Makineyi ve sen tık 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 10 dakika aslında. Tabii ki makineyle hemen bitti dedim. Kolayı varmış yani, daha çok yapılabilirmiş. Küçük makinelerden al. El makineleri var ya böyle. Onunla yapamaz pek mıyız Yıldız'ın onunla barışmadı ya. O makineler ne bileyim yapamadım ben. Oyuncak el gibi makinem geliyordu de var. Biraz öyle geliyor. Oyuncak gibi geliyor. Ama tabii gerçekten ki onların da işlevleri çok farklı. Mutlaka çok mutlaka da faydası bakar oluyor mısınız? Çok güzel. Sizler de bence bunlardan hazırlayabilirsiniz. Kumaşını aldıktan sonra ama bence mutlaka tekniklerini öğrenebilmek için bunların kursuna gidin istiyoruz efendim. O kadar kesinlikle çok kurs var ki, komekler var. Onun dışında diğer belediyelerimizin şu an açmış olduğu kültür merkezi merkezlerinde çok güzel kurslar devam ediyor. Bireyselde belki bunun kursunu veren kıymetli hocalarımız var. O yüzden gidip bunları öğrenebilirsiniz. Çok yabancı değilizdir belki çoğumuz. Değiliz, evde mutlaka var bilen birileri vardır. Ama evdeki öğretenle dışarıdaki öğreten farklı olabilir. Ya da sizin ilgi alanınıza göre her şey değişebilir. Merak edenler, bunları yapmak isteyenler de kolaylıkla yapabilirler. Ben şimdi bunu katlıyorum. Acaba şeye geçsek mi yavaştan? Ha evet. Hadi hadi başlayalım. Şimdi onun da bir şeyi var bu arada. Nasıl denedik, nasıl öğrendik? Çantanı da göstereceğiz. Ver, ver onu bana ver. Tamam buyurun. Ben şu da etek. Kameramdan göstereyim şöyle. Bakın. Bunlar da parçalı bir şekilde yapılmış ama içinin tabii ki astarı var. Tığ işi değil mi bu da? Hı hı. Tığ işi. Hangisi daha kolay? Mille yani şişle örülen mi, tığla örülen mi? Şişle örülen daha çabuk daha bitiyor. Kolay. Bu hı arka modeli de çok güzel olmuş. İki yönlü kullanabilirsiniz bu çantayı. İpim yetmedi onda. İpim o kadardı. Hayır bence çok o yüzden çok farklı, güzel olmuş. Farklı, bu farklı arka yaptım yüzü efendim. Bu da ön yüzü. İçini de açalım şöyle bakalım. Tabii ki. Kumaşını dikmek herhalde en zor kısmı ne çantada? Evet astar dikmek olabilir.
Değil mi? Astar'daki M kısmında çok iyi olmadığım için biraz beni geriyor. Ya profesyonel yapmıyorum, amatörce yapıyorum diye kıyamam. O kadar çok örgüsü var ki artık profesyonel noktasına gelmiş diye düşünüyorum ben. Ama mütevazı davranıyor efendim bizim için. Yani şöyle eğitimli alan çok insan var, eğitmen olan. Tabii ki. Ben normal resmi bir eğitim almadığım için böyle işte videosundan izliyorum. Babaannemden, annemden öğrendiğim kadarıyla yaptığım için. Ama yine için, kursuna gitmişsin. Yine de böyle çok profesyonelim demek istemiyorum. Peki. Evet, şimdi tığ örücülüğü sertifikam olacak. İnşallah harika. Yakın zamanda gelecek. Kome kurslarına mutlaka tavsiye ediyorum efendim. Tığ örücülüğü size... efendim hocalarımızı inşallah buraya programımıza bekliyoruz. Şimdi anahtarlık yapımına. Onlar normal ipler değil mi? Makrome değil. Makrome ipleri harika. Makromeyi ben çok seviyorum. Geçmiş zamanlarda çok kullandığımız yine aslında hobi alanlarından uygulanan. Sonrasındaysa bir ara unutuldular. En çok makrome dediğinde aklıma ilk gelen ne mesela eskilerden? Sarkaç. Sarkaçlar. Çiçeklikler değil mi? Aynen. Sadece kullanım alanı bence buydu makromede eskiden. Şimdi anahtarlık yapıyorsunuz, takılar yapıyorsunuz, kavanozların etrafını çok güzel örebiliyorsunuz. Selma hocama buradan selam gönderiyorum efendim. İnşallah çarşamba günü bizimle birlikte yine çok güzel çalışmaları bizimle paylaşacak. Şimdi biz bunu seçim akşamında çalışırken bir de böyle boşluk bulduk mu bir denemeye çalıştık. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Videodan izleyerek denemeye çalıştık. Kübra, ben Kübra'ya da selam olsun. O da çok güzel örgü örüyor. Aa, kesinlikle çok güzel çantalar ördü. Şimdi örmeye başlıyorsunuz videodan izlerken. Çok hızlı geçtiği için yakalayamıyorsunuz, kaçırıyorsunuz. Bu sefer yanlış başlıyor ve yanlış devam ediyorsunuz. Nasıl yapılıyor bir görelim mi? Tarağımı evde unutmuşum. Neyse. Ya. Şöyle taranmış olanları da göstereyim. Hiç problem değil. Şimdi bunun için gerekli olan iki tane ip getirdim ben birbirinden farklı. Bir gri ipim var, bir beyaz ipim var. İplerimi de şöyle bağladım, hemen açıyorum. Tamam. Bant gerekiyor. Bandımız var zaten. Ben bu ipleri kestim. İpin kalınlıklarını öncelikle bir göstermek istiyorum izleyicilerimize. Bakın şu şekilde iplerimin kalınlıkları, ikisi de makrome olsa da tabii ki farklı kalınlıkta olabiliyor. Eğer kalınsa 100 santim, ben bunu kesip getirdim dediğim gibi, şöyle 100 santimlik. Eğer böyle ince ise 70 santim de yeterli oluyor anahtarlık yapmak için. Ayrıca anahtarlık aparatlarına ihtiyacımız var. Ya bu aparat ya da bu aparat kullanılabilir. Hangisi olursa, hangisini istiyorlarsa izleyicilerimiz. Kırmızı ipim de var, farklı bir model gösteririm diye getirdim. Tamam. Makasımız vakit burada. Kalırsa, tabii. Bir de banta ihtiyacımız var. Bant da getirdim. Hangi ipten yapalım? Gri yapalım mı? Gri şunların yapalım. Aynısı olsun. Tamam. Sen de denemek ister misin? Deneyeyim mi? Hadi getir. Sen de beyazla dene. Bismillah. Bakayım nasıl olacak? Seninki bu aparat olsun. Ha. Şimdi. 70 santim. 3 tane gri ipimden kestim. Makrome ipimden. Tamam. Şu şekilde. Şimdi bunların bir tanesini şöyle iki kat yapıyorum. Şu merak şekilde ediyorum. Aslında bu kısmını biliyorum. Denedik evet. Ya o zaman. Buradan geçirip bir sabitleyeceğim aparatıma. Tersinden mi yaptım? Bakayım şöyle mi geçirmem gerekiyor? Fark etmiyor gereken? Aslında nasıl istiyorsan. Bu şekilde, benimki bu şekilde oldu. Dur, ben de böyle yaptım. Bir tanesi bu şekilde. Hemen diğer ikisine de aynı işlemi uyguluyorum. Bakalım olacak mı sevgili izleyenlerimiz? O gün yapamamıştım çünkü. Hemen sıkıldım ve dedim ki ben bunu yapamıyorum, bırakıyorum dedim. O gün yapamamanızın sebebi ben sonradan anladım. Gerçekten çok da uğraştım bunları öğrenebilmek için. Ay, çok küçük bir püf noktası var. Neymiş? Video anlatımlarında o püf noktayı detaylı verilmediği için, vermedikleri için biz onu kaçırmışız. Ama çok yanlış değil ondan mi? Yani dolayı. Bir bilgi paylaşılıyorsa tam manasıyla her şeyin verilmesi gerekiyor. Kesinlikle. İkisini hallettik böyle. Evet, şimdi ben de 4 üçünü tane de kullanıyoruz. Hallettim. Şu şekilde olacak. Şimdi bunu bandımla buraya sabitliyorum. Bandımızın. Ben iplerimi geçiremedim şuraya. Masanın üzerine yapıştırdım bunu. Üç tane mi? Evet. Tamam. Üçümüz de hazır. Üçünü de hazırladım. Şimdi şuraya ben de toplamda 6 tane ipimiz oldu.
Evet. Seni de bekliyorum bu arada. Birlikte ilerleyelim. Evet. Tamam. Makasımı düşürdüm. Makasımı düşürdüm, iş kazansın. Evet, başlıyoruz. Şimdi 6 tane ipimiz oldu. 3-3 tamam. Ayırıyoruz bu ipleri. Hı hı. Şöyle ayırdık. Şimdi ipin içteki kısmından bir tane sabit alıyorum. Sol taraftan aldım. Bir tane sabit. Bu sabit benim sol elimde kalacak. Bununla kullanmayacağım. Bunu örmek istediğim yöne doğru böyle çeviriyorum. Bu şekilde tutuyorum. Tamam. Şimdi hemen yanındakini aldım. 2 tane kalmıştı ya. Hı hı. İkincisini aldım. Düğüm atacağız. Bu düğümü atarken sabit olan ipin üstünden şöyle geçiriyorum. Düğümümü oluşturuyorum. Düğümü oluşturduktan sonra böyle normal hemen çekmiyoruz. Bakın şurada düğümü atarken bir yuvarlaklık oluştu ya. Bu yuvarlak sona doğru gidecek. Yuvarlayarak yapacağız yani. Küçülttük. Tersinden sona doğru acaba ben. Geldi. Üstten alarak yapacağız. Şöyle değil mi? Sabit ipimizin üstünden geçireceğiz. Tamam. Aynı ipten bir tane daha düğümümüz olacak. Yine aynı. Serbest ipimizin üstünden geçirdim. Düğümümü oluşturdum. Şöyle bir yuvarlak geliyor. Bunu yine yuvarlayarak, şöyle düzelterek düğümümü oluşturdum. Şimdi Vildancığım, burada kalalım istiyoruz. Reklam zamanı ya, gelmiş çünkü. Çabuk ne kadar mu? Hızlı geçti değil mi? Evet, çok çabuk Reklamların geçti. Reklamların hemen sonrasında örgümüzü yapmaya, daha doğrusu anahtarlığımızı yapmaya devam edeceğiz. Sonrasında göstermemiz gereken birçok ürünümüz var. Onlarla da sohbet devam etsin istiyoruz tamam. Efendim. Kısacık bir ara. Reklamların hemen sonrasında programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Şimdi güzel bir bandana ile açılışımı yaptım, ikinci bölümün açılışını. Evet. Birazcık minnak olmuş ama yani yapacak bir şey yok. Yine de bu kadar olabildi şükür. Efendim sabah gündemi program yapımcısı ve sunucusu Vildan Yaşar bizimle birlikte ve arka planda aslında boş zamanlarında hiç boş zamanı diye bir şey yok. Onu da söylemiş oldum. Böyle söylemem yanlış olacak sevgili izleyenlerimiz. Hobi alanındaki yapmış olduğu çalışmaları, aslında örgüyle ilgili yaptığı hem teknikleri hem modelleri, örnekleri sizlerle paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Şimdi bu çok güzel bir bebekler için yapılan ama sen kendin de kullanıyorsun. Yani ben takıyorum aslında bandana. Çok güzel bir bandana olmuş. Dedim ki bu acaba bebek önlüğü falan mı diye. Eyvah dedi, o dedi bandana. Nasıl önlük? Önlük de olabilir aslında. Yani önlük de olabilir. Ama ne kadar kullanışlı olur onu bilemedim. Astarla belki. İşte örgü olduğu için astarla belki. Evet. Evet, bence de böyle daha ince örülürse muhteşem olur. Şimdi biz nerede kalmıştık? Anahtarlık yapıyoruz. Edelim. Anahtarlık yaparken özellikle bu kısmını yavaş anlatıyorum. Çünkü biz o gün bu kısmında takılmıştık. Düğüm yaparken yuvarlayarak yapmak gerekiyor. Yuvarlayarak yapmazsak eğer bozuk oluyor, sonra ben yapmayacağım triplerine girebiliyorsunuz. Bizde olduğu gibi. Evet. Hemen tekrar aynısını aldım. Diğer ipimi aldım ama sabit ipim hala elimde. Şu yuvarlığı görüyorsunuz. Bunu kaydırarak devam ediyorum. Püf noktası orasıymış aslında. Yuvarlak oluşturmak. İzleyenlerimiz, evet. Tekrar üstten geçirdim şu şekilde. Yine aynı görüyorsunuz, yuvarlak. Bunu zaten sabit tuttuğunuz zaman kendisi böyle gidiyor. Yuvarlak kısmını oluşturdu. Evet, şimdi bunun ilk kısmını tamamladım. Hemen yan tarafını da yapacağım. Yani şu kısmını tamamlamış olduk. Yan tarafına geçtiğim zaman yine içerideki enişte olan ipi sabit olarak aldım. Şöyle elimde. Sabit ipim yine sabit duruyor elimde. Onu hiç bırakmıyorum. Onu bırakırsanız karışabilir çünkü örgünüz. Kaç dakikamız alıyor bunu örmek? 7 dakika, ya. 6 dakika bir tanesi o kadar zamanda çıkıyor. Ben şimdi daha yavaş yapıyorum tabii ki detaylı anlatayım. Harika. Diye. Yine aynı işlemi uyguluyoruz. İpi üstten geçirdim. Sabit ipim sabit. Yuvarlayarak yine aynı şekilde şöyle hemen yanına. Çok sıkmanıza gerek yok. Şimdi bir iki tane yaptığımızda öğreneceğimiz için diğerleri çok hızlı ilerleyecektir, emin olun. Kesinlikle. İlk başlangıçta birazcık böyle öyle mi ki böyle mi ki falan derken vakit geçiyor çünkü. Ama sonrasında pratiklik kazanıyorsunuz. Şimdi biz bunu bir taraftan yaparken bir taraftan da zamanı sığdırmak istiyorum ya. Sevgili hı hı. Yönetmenim, bana şöyle kamera geçebilir mi? Bakın bakın ne kadar güzel minnacık bir elbise. Kız çocuğu olanlar, örgü severler. Bu elbiseden örebilirsiniz. Çok güzel değil mi? İlk gördüğün elbise çok hangisi güzel. Ya da ceket? İlk gördüğüm ceketi kaldırdım. Göstermiştik, evet. Bitti. Ama elbise muhteşem olmuş. Yumuşacık ipi.
Var mı bunun özel bir tekniği? Yok. Dur, arkasını da gösterelim. Buraya da fiyonk yapabilir misiniz efendim? Şişle kısımları yaptım. Evet. Kurdeleyle arka kısma da fiyonk yapabilirsiniz. Hatta bu çiçeklere bağlanarak gelen kurdeleler var ya, renkli renkli oluyor. Hani onlardan da uygun olan arka kısma fiyonk olarak takılabilir. Şimdi bu elbisenin videosunu ilk izlediğim zaman çok kısa bir videoydu. Sandım ki o kadarcık. O yüzden örmeye başladım. Al dedim, ben bunu hemen bitiririm diye düşünmüştüm. Ama bunun ön kısmının bir yapılması gerekiyormuş. Arka kısmının tekrar yapılması gerekiyormuş. Daha uzun bir süreçmiş. Tabii o şoku atlatmam biraz zor oldu ama bitirdim. Ama bitti. Tabii ki. Bu hani bir yerlerden söküp yeniden başlamadın değil mi? Yok, hayır hayır. Ters düz ama alt kısmı çok kolay ama evet, üst kısmı tabii şekilli modelli olduğu için. O kısmı da aynı şekilde aslında. Şimdi ay ben bunu çok sevdim. Bak bu cekete bayıldım. Sarı nedense bütün çocuklara, böyle çocuklara çok gerçekten yakışan bir renk değil mi? Evet. Böyle civciv gibi oluyorlar bunları giydiklerinde. Şahane bir ceket olmuş efendim bu da. Hırka. Görebilecek onun da misin? Özelliği pomponları. Heh, özelliği pomponları. Bakın şöyle yüzümü kapattım şu an. Bu da normal. Ne modeli? Nasıl ördük? Yani model olarak çok haroşa var, haroşa Selanik var. Ben bazen karıştırıyorum onları. Selanik, buna haroşa, düz diyorum. Aynen. Buna bir ters bir düz diyorum. O şekilde. Bu da benim gibi. Bir ters bir düz işte. Haroşa maroşa. Biz derdim, çok fazla detayını anlamıyoruz. Pomponları herhalde keçeden yapılmış bunların. Evet, keçeden. Onu da mı sen yaptın? Yok, onları hazır aldım. Hazır pompon kullandım. Aslında bu pomponları keçeden yapabiliyorduk hatırlarsanız. Programımızda göstermiştik. Çok güzel şeyler çıkıyordu. Çaydanlık altları falan vesaire. Bakın kullanım alanları da yavaş yavaş önümüzde böyle karşımıza çıkıveriyor. Evet, şimdi nereye geldik efendim? Şimdi anlatalım. Anahtarlıkta baklavamızın ilk kısmı tamamlandı. Şu kısmı tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim. Şu kısmı tamamlandı. Şimdi şu kısmı yapacağız. İkinci onu ben bir tanesini yapacağız. Alabilir miyim? Tabii ki. Buradan göstermeye çalışayım. Şöyle görebilirsek. Ben de ikinci kısma burada başlıyorum. Daha belki net görebiliriz. Tamamını görmek yani için. Yani dediğim gibi düğümlere çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu anahtarlıkları özellikle gösteriyorum. Düğün sezonları da açıldı ya. Kınalarda hatıra olarak artık bu anahtarlıklar yaptırılıyor. Değişti belki mi artık bunlar? İzleyicilerimiz evde yapmak ister. Bakın ilk halkasını küçük, bunu daha büyük de yapabilirsin ama anahtarlık için ideal bir boyut bence evet, bu. İlkini yaptık, ikinciye geçiyoruz efendim. Burada güzel bir çiçek gibi motifimiz var. Birincisi bitti. İkinciye geçiyoruz. İkinciyi de bitirdikten sonra Vildancığım oradan size göstersin inşallah. Şimdi ben buradaki örgülerle bir taraftan da devam etmek istiyorum. Bunu gösterdik. Şu kazak hoşuma gitti. Rengarenk. Kazak da yine parça iplerden örmüş olduğum bir kazaktı. Altındaki iplerden çok yoktu. Yani sıfırdan böyle yeni bir şey başlayayım desem aynı iple yapamayacaktım. O yüzden o kazağı görünce dedim işte hayallerimdeki kazak. Güzel ama ya, değil mi? Yani bence bunları çocuklarınızla kışın özellikle çok doğal ürünler olduğu için, değil mi? Organik ürünler olduğu için. Aynen, diyebilir öyle miyim? Sentetik karışımı yok efendim. Çok güzel yün iplerden yapıyorsunuz. Hem sıcak tutuyor hem daha sağlıklı. Zarar vermiyor. Alerji yapmıyor çoğu. Tabii ki. Varsa ki ona göre zaten hani bu sürten iplerden falan değil bu iplerimiz. Onları kullandığınızda tabii ki bizde bile böyle bir kaşıntı oluşturmaya başlıyor. O yüzden de bence bunlar çok güzeller. Eminim çocuğu olan herkesin böyle bir çay sandığı yine çocuklar için de vardır değil mi? Var örgü. Tabii ki. Herkeste bir oluyor. Evet. O da çok basit bir model. Tığla yaptım ben onu. Tamamı çok mı tığla? Pratik olarak bitecek bir model. Evet, onu da tamamı tığ. Tığla, bu arada örgüleri ütülüyor musun falan diye soruyorlar bana genelde. Ben herhangi bir ütü yapmıyorum örgülerimde. Öyle mi? Gerek kalmıyor ya, aslında. Bence de gerek çoğuna yok. Ay bak en çok sevdiklerimden bir tanesi. Bu biraz zor gibi geldi bana ama renkleri muhteşem. Bakar mısınız patiye, postal? Pufudikler oluyor ya evde giydiklerimiz. Ben örgü seviyorum ya. Örgü patikleri kışın kullanıyorum. Bence sen varsa de artık örgüye başlayacaksın. Çorapları da seviyorum ama şu şeylerden ne derler onlara ismi aklıma gelmedi. Hazırda satılan giydiklerimiz var ya. İsmi aklıma puf gelmedi. Puf mu? Ev botu mu? Ev botlarından. Kumaşının ismi aklıma gelmedi. Onlardan giyene kadar bu ne kadar güzel aslında değil mi? Bu da çok basit bir model. Bunu sadece tek işte yanılgı oluşturan ipi. Bunun ipi çok kalın bir ipti. Şuradan şöyle göstersem belki anlaşılabilir. Bakın ay çok ipin kalınlığını bence görüyorsunuz. Yani şu ipten daha kalın bayağı bir ip. Bayağı kalın, evet. Evet. Hem çok çabuk bitti
Hem de böyle pratik, hoş bir model oldu, rengarenk. Keşke bu ipten bulsam ya, bu ipten bulursam bunu tekrar alacağım. Bunu da tığla ördün. Tığla ördüm bunu da. İki böyle trabzan. Birkaç şişle, daha doğrusu tığla patikler örerdi ya annelerimiz, anneannelerimiz. Beş şişle. Hatırlar mısın? Beş şişle. Evet. Ne kadar zordu onlar ya. Yani, belki onlara sorsan daha kolaydır. Vardır. Hiç denedin mi noktası bunu? Denemedim ama beş şiş aldım deneyeyim diye. Henüz deneyip denememekte kararsızım. Daha peki karar modellere vermedim. Göre kullandığımız şişler önemli mi? Tığ numarası önemli mi? Sen neyi kullanıyorsun daha çok? Önemli. Mesela kağıt ipleri örerken genelde 3 numarayı kullandım. Kağıt iplerini örerken. Tamam. Evet. Zaten üzerinde tığ numarası, şiş numarası yazıyor iplerin. Hı. Evet. İpin kalınlığına göre biraz daha değişiyor. Ona göre ipin üzerinde yazan tığ numarasını kullanırlarsa çok daha iyi olacaktır. Bence ama de. Biraz da insanın eline göre de değişiyor. Mesela ben çok sıkı ördüğüm için bazen şiş numaramı ya da tığ numaramı daha yukarıda tutuyorum. Daha büyük tutuyorum orada yazandan. Çünkü benim elim sıkı. Bu modelde benim de elim sıkı. Nasıl yapacağız? Sıkı derken elim yani sıkı örüyorsunuz. Sıkı örüyorum evet. Taş gibi kalıyor ondan sonra. Evet onu kırmak için. Bir tık büyük numarayı tercih ediyorum orada yazandan. Böyle kalıp gibi kalsın istiyoruz ya biz, düzenli evet. olsun. Yoksa böyle bir ucu bir tarafa, bir kenarı bir tarafa giderse böyle hoş durmuyor. Ütü yapmanız gerekecek, sıkılaştırmanız gerekecek vesaire. Ama onlar yıkayınca da daha da sıklaşıyor aslında. Evet, topluyor. O yüzden biraz böyle eli gevşek tutmak gerekiyor aslında. Şapkamın da üst kısmı var ya. Şurası. Evet, o kısım. O kısmını 3,5'la ördüm. Alt kısımlarını 3 numarayla ördüm. Fiyongunu nasıl toplamasın yaptın diye peki? Üst kısmı. Fiyongun da yine aynı şekilde. Mesela o şey geldik ya, bu kısma geldik. Bu kısma geldiğimiz zaman ekstra 56 zincir daha çektim. Hı-hı. O 56 zinciri de en sonunda topladım. Fiyon kısmı çok zor değil. Örgüye başladıktan sonra bunların hiçbirisi zor gelmiyor. Gerçekten mi? Tabii ki. Ay ben bunu çok sevdim ya. Dün aslında onun bir de küçüğünü öreyim diye başlamıştım dün. Ama çocuklar o fiyon için. Kısmında kaldık. Oraya kadar örebildim. Muhteşem muhteşem. Bu arada anahtarlığım harika. Bitti. Bakın. En son bağlama kısmını göstereceğim bitti şimdi. Bitti mi anahtarlığımız? Anne çabuk bitti anahtarlık. Bakın bu kadar da kolaymış. 6-7 dakikada bitiyor bir aynen anahtarlık. Aynen öyle çok basit. Bir günde çok anahtarlık yapabilirsiniz. Söylediği gibi nikahlarda da bunu değil mi? Çok güzel nikah şekeri yerine ya da nikah şekerinin yanına hatıra böyle. Hatıra olarak, nikah hatırası olarak. Magnetler daha çok belki dağıtılıyordu. Bunlar güzel bir hatıra olur el emeği. Evet. Şimdi iplerden bir tanesini de çıkardım. Şuradan şöyle bir düğümümü de attım. Düğümümü de biraz arka tarafa denk getireyim. Hı hı. Düğümümüzü de sıktık. Şu bol kalanlarını da en son düzeltiyorum. Şöyle göstereyim size de. Bandın da iyi olmasına dikkat edin. İyi yapışmıyor, çıkıyor sonra. İşte anahtarlığımız bu. Evet. Bu kısmını istediğimiz uzunlukta kesebiliyoruz. Hadi keselim hemen keselim. Da. Ama şey tarağımız olmadığı için o evet, kısmını göstereyim. Taranmış olanları taranmış göstereceğiz. Olsak şöyle olacaktı. Püskül, ben püskül. Taranmış mı daha iyi, taranmamış mı çok kararsızım aslında. Bir bakalım. Taranmış bence güzel. Taranmış güzel değil mi? Evet, taranmış şöyle güzel bir uzunluk duruyor. Olmasını istiyorum ve kestim. İşte anahtarlığımız hazır. Biraz şöyle aşağıdan gösterebilir misin? Elin tabii. Yakınından görsün. Kamera bir daha geçebilir mi? Ben bir yönlendireyim şöyle. Biraz öne, hayır arkaya. Ha şöyle getiriyorum. Şöyle. Ha, ha, öyle şöyle. Takip et. Tamam. Daha net görsünler. Motifi nasıl da onu görsün izleyicilerimiz. Evet. Yapmış olduğumuz şuradan. Anahtarlık çok güzel. Daha da kırmızı net da daha net görünüyor ama. Kırmızı daha kalın ya. Beyazla yapmış olsaydık o da daha net görünecekti. Kırmızıda modelimiz daha böyle ortaya çok da güzel oldu ama. Şimdi bu anahtarlıklardan. Güzel bir hediye bence. Bakın böyle parçalar kaldı. Onlar ne yapıyorsun? Parçalar peki? Bir işe yaramaz zaten. Bunlar çok küçük ama şu parçaları atmıyorum. Bu parçaları da şu yaprakları yapmakta kullanıyorum. Aa, yaprak motifi. Yaprak motifi. Bunlardan, o da çok güzel olmuş. Onu nasıl yapıyorsun peki? Avize de yapılabilir, abajur da yapılabilir. Onların süsleme kısımlarını da yine yapılabilir. Bunların da yapılması yine çok kolay. Başka bir programla beni davet edersen o zaman da bunları gösterebilirim sana. Abajur mu yapsak sana. Ki? Abajur yapalım. Harika avize olur. Yapalım, abajur ya yapalım. Ya avize olabilir. Niye olmasın? O yüzden bunları da atmayın. İki dakikamız mı kaldı hemen? Bu kadar. Hemen ya. Vilden geçiyoruz. Neye geçiyoruz? Yanı başında duran lütfen çantanı gösterebilir misin? Ve yastık kılıfımız var. Bir de pikemiz var efendim. Bu da makrome örgüsüyle yapılmış bir çanta. Şöyle göstereyim. Aslan efendim alışveriş çantası. Hemen makrome geçtim. Daha mı zor oluyor aslında evet, çanta? Evet. Bu tam makrome olarak geçmiyor zaten bu ipte. Ama yok ya çok zor değil.
Makrome'de düğüm teknikleri var. Bunları öğrendikten sonra yine aslında kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ama biraz tabii emek vermek gerek. Emek vermeden hiçbir şeyi öğrenmek ve ilerleyebilmek mümkün olmuyor sevgili izleyenlerimiz. Emeksiz yemek şimdi olmuyor. Geldik buna. Ben dedim ki buna yine kadife gibi duran muhteşem bir ipimiz penye dedi. Bandımızı çıkardım. Çıkardım. Şöyle toparlayayım diye. Evet. Rahat harikasın. Gösterebileyim. Şimdi bu yastık kılıfı yine aynı şekilde motifli olarak yaptım. Kadife ipten yaptım. Yatak hatta örtüsü takımı tutayım. Yapmış. Ne kadar güzel. Bu da ay örgülerimi çay falan dökerim şimdi. Bir taraftan korkuyor yalnız. Örgülerimi çay falan. Tabii. Aman nazar etmeyelim dur. Bu da yine kadife iple örüldü. Yatak örtüsü. Çok güzel. Çok yatak örtüsü bence zaman alıyor. Evet bu çok zaman alıyor. Parça parça çok ama. Çok zaman alıyor hem de. Parçaları tek tek örüp mü gidiyorsun yoksa şey mi yapıyorsun? Hani birleştirerek mi gidiyorsun? Ben birleştirerek gidiyorum. Örüyorum, ördüğümü birleştiriyorum. O şekilde devam ediyorum. O şekilde hızlı bir şekilde ilerliyor diyorsun. Peki hayatta şunu merak ediyorum. Sona geldik ya onu da gösterelim. Ondan da bahset. Bu da evet bir yastık kılıfı. Yine aynı şekilde yatak örtüsü de var. Bu da farklı renklerle örülmüş yine parça parça. Bunlardan çok fazla örmüş mesela. Bunu battaniye yapabilirsiniz, yastıklarına örebilirsiniz. Şurada pomponlu bir şey panço. Var. Panço. Pançomuz kalmış. Bu da panço. Çocuklar için. Yine iki farklı. Örebileceğiniz. İple örmüştüm. Yine sıcacık tutacak güzel bir panço modeli. Bu da yine tığ işi. Tığ işi modellerimizden bir tanesi. Tığ işleri biraz daha kolay. Ben bir kez daha söylüyorum. Ama öğrendikten sonra hepsi kolay dedi. Hepsi kolay. Şimdi örgü senin hayatına öyle güzel yerleşmiş ki çok seviyorsun. Artık başlayınca bırakmıyorum, kaldırmıyorum, başlıyorum ve bitiriyorum diyorsun. Çok hızlı örüyorsun maşallah diyorum. Peki hayatta örgünün dışında böyle çok keyif aldığın, çok sevdiğin ne var? Spor yapmayı da çok seviyorum. Kitap okumayı İlla da seviyorum. İlla ki hayatında olması gerekiyor örgü. Dediğin ne var? Hobi olarak örgü. Örgüyü daha çok seviyorum. Yani onun yanı sıra uğraştığım çok da bir şey yok. Spor yapıyorum tabii ki biraz. Ama çok az zaman ayırıyorum şu an. Eskisi kadar sık yapamıyorum sporu vakit da. Vakit kalamıyor. Vakit de kalmıyor. Zaten gündüz işte oluyorum. Buraya geliyorum. Buradan çıktıktan sonra bir özel hastanenin basın sorumlusuyum. Hastaneye gidiyorum. Akşama kadar oradayım. Akşam çıktıktan sonra da aslında deli gibi de örgü örmüyorum. Yani bir saat, yarım saat, 45 dakika gün içerisinde örsem zaten ilerlemiş oluyor örgümde. Ne kadar güzel ama. Bence yine de vakit bulabiliyorsun ve yapabiliyorsun. Hı hı. Harikasın. Sona gelmişiz geldik, ve bitiriyoruz evet. Sevgili izleyenlerimiz. İşaret geldi. Sözümüz sağlığa diyoruz efendim. Yarın yine aynı saatimizde bu ekranda sizlerle birlikte olacağız. Vildancığım çok teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim ağırladığınız için. Rica ederim. Sabah gündeminde görüşeceğiz artık. Yarın sabah önce Vildan 8'de. Sizi karşılayacak efendim. Sonrasında hemen sonrasında biz sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın diyoruz. Emeği geçen herkese ve sizlere teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.